Paşa Hazretleri. Elçileri kabul edeceğim, gelsinler. Emredersiniz. Paşam. Söyle. Tekke meselesinin giderek büyüdüğüne şahit oluyorum. Görüyorsunuz işte, ahali tedirgin. Ne vakit çözülecek bu mesele? Yakında kökünden çözeceğim ben o meseleyi. Kapatacağım tekkeyi, mensuplarını da sürgün edeceğim. Paşam, nasıl olur? Biraz daha bekleyelim. Hatalarından döneceklerdir. Sen bekle Ayaz Paşa. Ben verdiğim kararımı daha fazla müsamaha gösterecek değilim. Bu işler beklemekle olmaz. Biz bekledikçe onlar bizi aciz bellerler. İktidar beklemez. Keser atar. Unutma. İbrahim Paşa haddini aştı iyice. Yakında hanenizi kapatacakmış. Başta sen olmak üzere kim varsa mensup hepsi sürgün edilecekmiş. Eğer buna cüret ederse cevabını alır. Bekleyerek fırsat vermeyin. Bir an evvel harekete geçin. Eğer siz onun kellesini almazsanız o sizinkini alacak. Efendi Hazretleri, bu iş o kadar kolay değil. Koskoca Vezir-i Azam'ın kellesini nasıl alacağız? Taştan değil ya onun boynu. Elbet bir kılıç yeter. Doğru vakitte, doğru yerde olun yeter. İbrahim Paşa hazırlanılması için emir verdi. Tekke en kısa zamanda kapatılacak. Ne kadar mensubu varsa sürgün edilecek. Haddini aşıyor paşa. Bunun bedeli ağır olur. Ben engel olmak istedim. Lakin paşa çok kızgın. Kimseyi dinlediği yok. Ben ona yapacağımı bilirim. Uyumak bilmediler bir türlü. Ben de çareyi kemannamelerinde buldum. Bir ailen olduğunu hatırladın nihayet. Onları ihmal ettiğim doğrudur. Ama asla unutmadım. Hiçbir şeye, hiç kimseye değişmem onların. Hatamı telafi edeceğim Sultan. Yarın hep birlikte gidiyoruz. Nereye? Bir iki gün Beykoz köşkünde kalacağız. Biraz baş başa vakit geçirip aile saadeti yaşayacağız. Bu hepimize iyi gelecek. Hurici Hanım. Benim güzel sevgilim. Bir eksik yedik yok değil mi? Lüzumlu her şey alındı sultanım, merak etmeyin. Sultanım, bu ne güzellik böyle.
İbrahim, ne vakit bitecek bu gerginlik? Malum herkes sizi konuşuyormuş. Bırakın konuşsunlar sultanım. Dost düşman belli olur böylece. Ben elbet yapacağım icabetini sonunda. Ben tekrar kapımıza dayanmalarından korkuyorum. Bu işin sonu hayırlı değil. Sultanım, bu bahsi kapatsak. Huzur bulmaya gidiyoruz. Neden durduk? Paşam, dervişlerden biri yolumuza çıktı. Siz de yaşlanmayın. Derdin ne senin? Duydum ki hanemizi kapatıp kelleler alacakmışsın. Devletimize, hanedanımıza, hünkârımızın iradesine her kim karşı gelirse bedelini öder. Allah'ım sen bizi, evlatlarımızı koru. Biz bir ölürüz, bin geliriz. Öyle mi? Thank you.
kılıçlarınızı. Sultanımızı bırak. Ben de senin canını bağışlayayım. Kimi kandırıyorsun sen paşa? Ben öldüm artık. Ama giderken yanımda bir sultan götüreceğim. Sultanım, iyi misiniz? İyi. Derhal arabaya bin, hadi. Çocuklar. Geri dönüyoruz. Emredersiniz paşam. Toparlanın.